Değerler eğitim kapsamında öğrencilerimize okulda ürettikleri bazı şeyler var. Onları öğrencilerimiz çağırın. Şöyle bırakayım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, İnşallah değerler eğitimi Gayes Paşa'da son hızıyla devam edecek. Değerlerimize önem veriyoruz. Çünkü günümüzde insanlar değerlerinden, bazı sevgiden, saygıdan, insani duygulardan yoksun kaldılar. Bunu inşallah Gayes Paşa'daki değerler eğitimi sayesinde, bunu da tabii ki okul öncesinden itibaren verdiğimizde daha etkili olacağı kanaatindeyiz. Bu öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize, başta okul müdürü olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Başarılarına devam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Öğrencilerin aldığınız. Buyurun, oturabilirsiniz. Hocam, misafirlerimizden ek görüntüler. Bahçemizde. Ay çok güzel. Çok güzel. Herkes bir ayrı şey getirmiş, kuşu yaptılar. Bu da yine bahçemizde. Anaokulumuzun bahçesinde. Bu da kendileri topladılar. Kesilmesine yardımcı oldular. Kavanozlara koydular. Biz de hazırladık. Çocuklara teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şey bu. Yardımlaşma, dayanışma. İşte okulda başlayan eğitimin bir parçası bunlar zaten. Okul öncesinden itibaren bunları almaları bizim için güzel bir duygu. İnşallah herhalde büyüyünce de annelerine, babalarına da yardımcı olacaklar bu konuda. Hayata hazırlık bir nevi, değil mi? Evet. Yani teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi günlerde, daha başarılı günlerde tekrar görüşürüz, bekleriz diyoruz. Evet. Hasan Bey, bu kadar için herhalde. Geleyim ben sizi. Evet, ellerinizi sıkayım. Hoş geldiniz. Merhaba, isim ne senin? Ege. Ege'ciğim, merhaba Ege'ciğim. Nasılsın? Merhaba küçük hanım. Adın ne senin? Ay, ne güzel. Merhaba delikanlı. Nasılsın, adın ne senin? İmdat. Oo, aferin sana. Aferin, evet. Evet, merhaba. Merhaba delikanlı, nasılsın? İyisin, adın ne senin? Oo, çok güzel. Çikolatayı sevdin mi? Merhaba küçük hanım. Nasılsın? İyisin. Adın ne senin? Ne güzel adın varmış senin böyle. Çok güzel. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyurun arkadaşlar. Buyurun şöyle. Avrupa Televizyonu'nda ilçe ile ilgili bir seçim, değerlendirme bir program yapıyorlarmış. Ben röportaj falan vereceğimi zannetmiyordum. Hani ziyare. Küçük kız okula başlayınca biraz daha uzak koptuk Galip Paşa Anaokulu'ndan. Nasıl gidiyor? İşler nasıl? İyi değil mi Müdür Hanım? Herhangi bir sıkıntımız yok. Galip Paşa Anaokulu bizim için bir şans, burası için çok önemli. Evet, bu değerler eğitimi çerçevesinde öğrencilerimiz buraya geldiler. Peki bunlar ne? Bunları öğrenebilir miyim? Turşuları da sorumluluk verdik değerler eğitim kapsamında. Her öğrencimiz farklı bir yiyecek getirdi evinde. Birlikte temizledik. Ne kadar güzel. Ne kadar. Küçük olan. Bu küçük olan ne? Söyle bakalım. Portakal. Kim yaptı bunu? Ben. Sen reçel de yapıyor musun böyle? Aferin sana. Çok güzel ama. Çok güzel görünüyor. Çok
çok güzel görünüyor. Amin. Peki bu zeytinleri kim topladı? Herkes mi topladı zeytinleri? Çok güzel. Bunlar da çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Çok zahmet etmişsiniz. Sağ olun, böyle bana hediyelerle gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir şey değil. Aa, teşekkür. Bak nasıl cevap veriyor. Ne güzel. Ne güzel. Çok güzel. Evet. Merak ediyorum, değerler eğitiminde öğrendiniz değil mi? Çok şey öğrendiniz. Neyi öğrendiniz değerler eğitiminde? Şarkı öğrendim. Şarkı. Hadi bana bir şarkı söyle bakalım. Hadi kim şarkı söyleyecek? Hadi bakalım. Hep beraber bir şarkı söyleyelim. Bravo! Vallahi bravo! Peki bu şarkıda söylediğin, tarif ettiğin canlılığın ismini biliyor musun? Ne acaba? Tavşan. Ben eşek zannettim ya. Tavşan mıydı o? Doğru. Nereden anladın tavşan olduğunu? Okul öncesi okullaşma oranımız 5 yaşta %98. 3-4 yaşta ise oranımız biraz düşük, %40'lar düzeyinde. Amacımız önümüzdeki dönemde bu 3-4 yaş grubunu da üzerinde çalışma yaparak bunları da anaokuluna kazandırmak, okul öncesine kazandırmak istiyoruz. Ben buradan özellikle velilerimize bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Çünkü özellikle 3-4-5 yaş çocuklar zihinsel gelişim çağında olan çocuklarımız. Dolayısıyla o yaşta profesyonel bir eğiticinin gözetiminde eğitimlerine başlamaları zihinsel gelişim açısından ve ondan sonraki eğitim sürecinde, eğitim hayatlarında başarılı olmaları açısından son derece önem arz ediyor. O nedenle özellikle Gazipaşa Anaokulu ve diğer kendi bölgelerindeki anaokullarına, ana sınıflarına mutlaka müracaat etsinler. 3-4 yaş çocuklarımızı mutlaka anaokuluna, okul öncesine kazandırmak zorundayız. Bu hassasiyeti tüm velilerimizden, tüm Gazipaşa'dan bekliyoruz. Teşekkür ederim. Umutlu olsun, diller umutlu olsun dedik yeni yıllara. Hurra! Başka var mı? Bilmece soracak var mı? Şarkı? Yandan sor bakalım, hadi. Hep beraber bir şarkı söylesinler bakalım. Var mı ortak sarı şarkı? Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Yeni yıl. Yeni yıl şarkısını söyleyeceksiniz. Haydi o zaman. Haydi bakalım.